Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yine biber fidelerime uygulamış olduğum çok faydalı bir kürle geldim. Bunu da sizlerle paylaşmak için acele ediyorum. Ben faydasını görüyorum arkadaşlar. Sizler de görün diye bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizleri fazla bekletmeden birazcık şöyle biberlerimi inceleyelim. Ondan sonra hemen kürüme geçiyorum arkadaşlar. Bakın, yaklaşık 3-4 gün önce bir video paylaşmıştım. Ben ondan sonra biber de kopardım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel meyveleri var. Bunlar benim yaptığım organik kürlere borçluyum arkadaşlar. Bu kadar verimli olmasını. Yoksa yeri şöyle daracık bir şey, küçücük. Ben bunları terasta yetiştiriyorum. Şimdi sizleri fazla bekletmeden arkadaşlar hemencik kürüme geçiyorum. Kürüm burada arkadaşlar. Yemek yaptığınız zaman domateslerin kabuklarını soyuyoruz ya, onları çöpe atmıyoruz. Bunlar biberler için, domatesler için, patlıcanlar için, yani yetiştirmiş olduğumuz bütün sebzeler için, çiçekler için vazgeçilmez bir kür. Hem de yapılması, uygulaması çok kolay kür arkadaşlar. İsterseniz sıcak suyun içinde bekletin, isterseniz soğuk suyun içerisinde bekletin. Bir gün bekletip bu kürü uyguluyoruz. Şimdi ben bunu süzeyim. Sularken de devamını anlatırım arkadaşlar. Şöyle şu kabıma alacağım. Tekrardan sizlerle buluşacağım burada. Suyumu süzdüm arkadaşlar. Hafif böyle pembe bir su elde ettik. Şimdi hemen bu suyla sulamaya geçiyorum. Geri kalan işlemleri de sularken sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde sulamaya devam ediyorum. Birçok arkadaşımız yazmış ki bu bilgilerin kaynağı ne? Nereden alıyorsun? Sana bu bilgiler nereden geliyor diye. Arkadaşlar bu bilgilerin hiçbir yerde kaynağı bana gelmiyor. Ben bir çiftçi kızıyım. Çiftçi kız olarak büyüdüm. Bu bilgiler de annemden, babamdan bana yadigar kalan bilgiler. Yani doğadan aldıklarımızı doğaya veriyoruz. Bütün çiftçiler bunu bilir. Bunu da uygular. Bu domates kürü de arkadaşlar çok faydalı. Öyle böyle değil. Çiftlikte de uyguladığımız yöntemler bunlardı. Yani organik sebze yetiştirdiğiniz zaman nasıl diyeyim? Hormonlu gübreler değil de bu gibi işlemleri yaparak organik sebzelerimizi kendimiz yetiştiriyorduk. Şimdi şehirde yaşıyoruz. Bunu da ben kendi terasımda uygulayarak böyle organik sebzeler alıyorum. Ben domates de yetiştireceğim arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşırım. Yani benim uygulamış olduğum kürler hepsi organik ve zararsız kürler. Hepsi evinizde olan malzemelerle yapıyoruz. Herhangi bir suni gübre yok içinde. Yani hormonlu bir şey yok arkadaşlar. Bakın şu da değişik bir süs biberi. Sorup da merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Yani ben kendi kafama göre bilmediğim şeyleri sizlerle paylaşmıyorum. Burada faydasını gördüğüm, annemden babamdan hatıra kalan işlemleri sizlerle paylaşmak istedim. Ben faydasını görüyorum. Sizler de görün istedim arkadaşlar. Hepsi yapıp denenmiş kürler bunlar. Biz salça yaptığımız zaman salçanın fosullarını, yani domatesten salça yapardık. Onu tarlamıza dökerdik belli yerlerine.
O döktüğümüz yerlere de böyle zebzeler, salatalıklar, kabaklar ekerdik. Çok güzel verimler alırdık arkadaşlar. Siz de deneyin, göreceksiniz. Yani doğadan gelen doğaya gidiyor, tekrar gübre olarak dönüyor. Ben biraz önce süzmüş olduğum domates kabuklarını da atmadım burada. Organik toprak yapıyorum. Yani bunun üzerine biraz toprak serpiştirerek tekrardan bunlar çürüyecek, toprağa karışacak. Çok güzel bir gübre olacak hem çiçeklerimiz için hem de böyle yetiştirdiğimiz saksıdaki zebzeler için arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz bu gibi kürleri uygulamasak biz küçücük toprağın içinde bu verimi alamayız. Burası tarla değil. Yani saksının içinde bu şeyleri uygulamalıyız ki emeğimiz boşa gitmesin. Sebzelerimiz de bize böyle mutlu olarak biberlerini versin. Yani bu kürler kolay kürler. Herkesin uygulayıp yapabileceği kürler arkadaşlar. Ben de sık sık bunları sizlerle paylaşmak için karşınıza geleceğim. Sorularınızı yorumlar kısmında sorarsanız beni mutlu edersiniz. Eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı hatırlayın. Girerken de çıkarken de arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.